Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte turizm konusunu öğreneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS 2024'te bu konudan mutlaka soru gelecek ve bu konuyla alakalı neler öğreneceğiz? Evet, tatile çıkacağız Tonguç'um. Bu konuyla alakalı Talking about experiences, yani geçmiş zamanda yaptığımız tecrübelerimize bakacağız ve expressing preferences, yani tercihlerimizi, yani işte I would rather than veya da I prefer gibi ifadeleri göreceğiz. Hatta sorularda da bize mesela diyor ki which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Historic sites or modern sites, yani tarihi yerlerim yoksa modern yerlerim diye söylüyor. Biz de burada cevap vereceğiz. Diyeceğiz ki mesela I prefer ya da I would rather diyeceğiz. Burada İstediğimizi söyleyebiliriz. Burada mesela I would rather visit historical sites diyebiliriz. Because to me, çünkü bana göre they are more fascinating. Fascinating ne demek Tonguç evladım benim? Heyecan verici. Harika, heyecan verici, çok güzel diyebiliriz. İşte sorularda da bize tercih edip etmediğini söyleyebilecek örnekler gelecek. Yani LGS'de bize bununla alakalı sorular gelecek. Bu arada çok önemli bir duyurumuz var. Biliyorsunuz hızlanma kampımız geliyor arkadaşlar. Hızlanma kampımızda sizlere artık netler artıyor denemelerini hediye ediyoruz. Hızlanma kampında hızlanma denemeleri, paragrafons ve LGS matematik denemeleriyle mükemmel bir şekilde LGS'ye hazırlanacağız. Hızlı bir şekilde Türkçe'de, matematikte netlerimizi artırıp LGS'nin tamamında süre sorunu yaşamadan en güzel liseleri kazanacağız inşallah. Bunları da şimdiden tedarik edin. O zaman intromuz girsin. Ardından güzel bir şekilde bu turizm konusunu öğrenelim. Ve LGS Sözel 2024 için İngilizce'de netlerimizi artırmaya devam edelim. Hadi bakalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burada! O zaman Tonguç Cup 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Şimdi talking about experiences, yani tecrübelerimiz hakkında konuşuyoruz. Bir yerleri ziyaret ediyorsun. Burada grameri sormuyor LGS'de. Mesela diyorsun ki I have never been to London. Yani ben hiç Londra'da bulunmadım. Sen hiç Londra'da bulundun mu Tonguç? Hayır hocam. I have never been to London. Hayır hocam demeseydin cümle doğruydu. Yani I have never been to London. Ben Londra'da hiç bulunmadım demek. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. IUV'den sonra have geliyor ve sonrasında fiilin 3. hali geliyor. Yani been geliyor. He, she'den sonra has ve yine fiilin 3. hali geliyor. Mesela she has gone to Rome. O Roma'ya gitti. Şu anda Roma'da anlamını veriyor. Burada bizim bilmemiz gereken şey esasında Londra'da bulunup bulunmadığımız ya da Roma'ya gidip gitmediğimizi söylerken burada been'in bulunma, gone'ın ise o anda orada olmak anlamına geldiğini bilmemiz yeterli. Mesela demiş ki burada have you ever been abroad? Yani hiç yurt dışına gittin mi? Hiç yurt dışında bulundun mu diye soruyor. Buna iki şekilde cevap verebilirsin. Yes, I have diyebilirsin ya da no, I haven't diyebilirsin. Veyahut da yes several times. O ne demek hocam? Several times birçok kez demek Tonguç'um. Several birçok demek. Times da kez demek. Birçok kez. Evet, birçok kez diyor. Veyahut da no never. Hayır, asla bulunmadım diyebilirsin. Aynı şekilde yes once, yani bir kez de diyebilirsin. Burada bize LGS'de soru nasıl gelecek? Sana diyecek ki mesela böyle bir soru kökü verecek. Have you ever been abroad diyecek. Adam eğer Paris'te Eiffel Kulesi'nin yanındaysa, orada bulunmuş bir resim varsa demek ki yurt dışına gitmiş demektir. Seçeneklerde yes I have ya da yes once ya da yes several times gibi bir şey koyacak. Diğer seçeneklere ise alakasız, yurt dışına hiç gitmemekle alakalı veyahut da cümleye hiç oturmayan ifadeler verecek. Dolayısıyla yurt dışına hiç gittin mi veya yurt dışında hiç bulundun mu? Evet bulundum, birçok kez ya da bir kez gibi ifadeleri olumlu cevap verdiğimize tercih edeceğiz. Olumsuzlarda ise no I haven't, hayır asla bulunmadım ya da no never, hayır asla gibi ifadeler kullanacağız. Şimdi gelelim time expressions'a, yani zaman zarfları var burada çok değerli olan. Şimdi burada already ne demek biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Hemen söyleyeyim. Zaten demek. Buraya yazıyorum artık. Zaten. Already zaten demek. Just az önce demek, yani az önce. Never asla demek. Ever hiç demek. Yet de henüz anlamına geliyor. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Şimdi birincisi already çoktan zaten demekti ya. Şimdi olumlu cümlelerde kullanıyoruz already. Bak şimdi olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Diyoruz ki mesela I have already been der. Mesela ben zaten oraya gittim. I have already, ben zaten been der. Ben zaten orada bulundum. Mesela sana soruyor, diyor ki hiç buraya gittin mi? Burayı biliyor musun? Ya ben zaten orada bulundum diye cevap veriyorsun. Yani already çoktan zaten anlam veriyor. Just ise daha az önce, şimdi çok kısa bir süre önce anlam veriyor. Yine olumlu cümlelerde kullanıyoruz bunda. Mesela diyorsun ki I have just seen that movie. I have just seen that movie. Yani bu filmi daha az önce izledim. Yani şimdi izledim. Yakın bir zamanda izledim. Never ise asla. Bu da yine olumlu cümlelerde kullanıyor ama olumsuz anlam veriyor. Hiç ve asla anlamı katıyor. Mesela diyelim ki I have never seen. Hiç görmedim diyorsun bak. Cümlede haven't ya da don't ya da doesn't ya da herhangi bir şey yok. Olumsuzluk yok. Olumlu cümle ama anlamı olumsuz. Yani anlamı hiç görmedim demek gibi. Ever'a baktığımızda ise hiç anlam var. Mesela sorularda kullanıyoruz bunda. Have you ever? Mesela have you ever been to Rome? Hiç Roma'da bulundun mu diye soruyorum. Mesela sen buna eğer bulunduysan yes I have diyebilirsin. Bulunmadıysan no never diyebilirsin. Farklı farklı cevaplar verebilirsin. Yet ise henüz anlam veriyor. Bazen sorularda çoğu zaman da olumsuz cümlelerde kullanıyoruz. Mesela henüz daha anlam veriyor. Mesela diyelim ki I haven't bak olumsuz cümle. I haven't seen that movie yet. Henüz bu filmi görmedim şeklinde kullanabiliyoruz. Senin burada bilmen gereken ne biliyor musun Tonguç evladım benim? Bu kelimelerin anlamı. O zaman söyle bakalım bana. Already ne demekmiş? Zaten. Harikasın. Just ne demekmiş? Az önce. Harikasın. Never ne demekmiş? Asla. Süpersin. Ever ne demekmiş? Hiç. Harikasın. Yet. Henüz. Süper. Gerçekten Türkçe okumayı çok iyi biliyorsun. Altından güzel güzel okudun. Şimdi gelelim tercihlerimize. Expressing preferences yani tercihlerimizi söylerken burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki mesela I prefer historic places. Ben tarihi yerleri tercih ederim. Ya da I prefer visiting historic places. Ben tarihi yerleri ziyaret etmeyi tercih ederim diyebiliriz. Burada bak visiting yani ing olduğu için mutlaka ne oldu? Biz prefer kullandık. Veyahut da noun olduğu zaman yani fiil olmayıp da sadece isim olduğu zaman prefer kullandık. Demek ki isimlerden önce prefer geliyor. Ing'li fiillerden önce prefer geliyor. Would rather'dan sonra ise fiilin birinci hali geliyor. I would rather visit historical places diyoruz. Bak visit fiilin birinci hali would rather'dan sonra geliyor. Visiting fiilin ing'li hali prefer'den sonra geliyor. Bunu da hangisinden sonra hangisi geliyor diye sormazlar ama yine bilmen senin için faydalı olur Tonguç'um. Mesela şimdi buraya bakalım. Az önceki sorumuza bir daha geldik. Which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Historic sites or modern sites? Tarihi yerler mi modern yerler mi? O da demiş ki I bıdı bıdı visit historical sites demiş. Bak, visit fiilin birinci hali. O zaman prefer mi gelecek would rather mı? Would rather. Harikasın would rather gelecek. Niye? Bak prefer'den sonra fiilin ing'li hali geliyordu. Would rather'dan sonra fiilin birinci hali geliyordu. O zaman biz buraya I would rather visit historical sites diyeceğiz. Rather hatta güzel yazayım yanlış yazmayayım. Tarihi yerleri ziyaret etmeyi tercih ederim diyor. Niye? Sebebini de söyledi. Because to me çünkü bana göre they are more fascinating. Onlar çok heyecan verici diyor. Şimdi tam da LGS'e çıkabilecek bir soru. Şimdi John ve Jane kendi aralarına konuşuyorlar. Diyor ki where did you go last weekend? Geçen hafta sonu nereye gittin diyor. Bak where did you go? Jane de cevap veriyor. I went to Turkey. Ben Türkiye'ye gittim. Have you ever been there before? Sen hiç orada bulundun mu önceden diyor. Şimdi Jane ve John yabancı. John da diyor ki several times. Several times ne demekti Tonguç'um? Birçok kez. Harikasın birçok kez. I visited Göreme Fairy Chimneys. Ben Göreme peri bacalarını ziyaret ettim. Fairy Chimneys peri bacaları bunu bil. Nemrut Mountain and Ephesus. Nemrut Dağı'nı ve Efes'i Selçuk'taki İzmir'deki Efes'i ziyaret ettim diyor. Jane de cevap veriyor. I visited there too. Ben de orayı ziyaret ettim. I think bence they are amazing tourist attractions. Bence onlar çok güzel turist yerleri, turist mekanları diyor. John da diyor ki I think so. Bence de öyle. John diyor. Neden kalın sesle konuşuyor? John herhalde orada bizim Türkiye gelince biraz üşüttü. O yüzden sesi kalınlaşmış olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi John'la Jane güzel güzel konuştu. According to the dialogue, diyaloğa göre John bıdı bıdı diye gidiyor. Bakalım. John has already visited Turkey. John zaten çoktan Türkiye'yi ziyaret etti diyebilir miyiz? Yes. Diyebiliriz. O zaman cevap A gibi. Ama diğerlerine bakalım. John didn't like the tourist attractions of Turkey. Türkiye'nin turist atraksiyonlarını yani turistik mekanlarını beğenmedi diyor. Halbuki beğendi. Niye? Çünkü burada dedi ki bence onlar harika dedi. John da I think so. Bence de dedi. Demek ki bu yanlış. Beğenmedi diyemeyiz. John went to Turkey last weekend. Türkiye'ye geçen hafta gitti diyor. Hayır. Birçok kez bulundum diyor ama ne zaman bulunduğunu söylemiyor. Geçen hafta gittiğine dair bir bilgi yok. Has just come back from Turkey. Türkiye'den daha yeni döndü diyor. Daha yeni dönüp dönmediğini de bilmiyoruz. O da diyor ki ben defalarca bulundum ama Jane daha yeni döndü diyebiliriz. Jane geçen hafta sonu bulundu diyebiliriz. Niye? Çünkü Jane neredeydin geçen hafta sonu dedi. O dedi ki ben dedi Türkiye'deydim dedi. O zaman yeni dönmüş. ya da geçen hafta sonu oradaydı ifadeleri Jane için doğru ama John için yanlış oluyor. Çünkü burada John'a söyleyeceğiz. O zaman John zaten çoktan Türkiye'yi ziyaret etti diyebiliriz. Geldik başka bir soruya. Bu sefer Tankut ve Tonguç İngilizce konuşuyor. Gerçekten sıra dışı. Şimdi ben Tankut'u söyleyeceğim. Sen de Tonguç'un olduğu yeri söyleyeceksin. Ben söylüyorum. Have you made a holiday plan yet? Herhangi bir tatil planı henüz yaptın mı diye soruyorum. Sen ne cevap veriyorsun? Not yet. Why? Harikasın bak. Henüz yapmadım. Neden? Niye sordun ki diyor soruyorsun. Tankut'a cevap veriyor. Why don't we spend our holiday in Cairo? Neden biz tatilimizi Kahire'de geçirmiyoruz, Kahire'de tatil yapmıyoruz diye soruyor. We can see the Great Pyramids up close. Biz büyük piramitleri görebiliriz diyor. Sen de diyorsun ki really? Gerçekten mi? That's a good idea. Güzel bir fikir. I haven't visited there yet. Henüz orayı ziyaret etmedim. It will be a great holiday for us. Benim için harika bir tatil olacak diyorsun. Şimdi according to the dialogue, diyaloğa göre Tonguç yani sen ne yapmışsın bakalım. Has already made a holiday plan. Çoktan bir tatil planı yaptı diyebilir miyiz? Hayır hocam. Niye? Çünkü tatil planı yaptı mı diye sormuştu Tonguç sana. Sen de ne dedin? Not yet. Henüz yapmadım dedin. O zaman has already made. Zaten yaptı diyemeyiz. Has never visited Cairo before. Kahire'yi şimdiye kadar önceden ziyaret etmedi diyebilir miyiz? Bakalım. Kahire'yi I haven't... Ha, bak burada söylemişsin. Tonguç ne demiş? I haven't visited there yet. Henüz orayı ziyaret etmedim demişsin. Demek ki has never visited Cairo before. Kahire'yi şimdiye kadar ziyaret etmedi diyebiliriz. B seçeneği olabilir. C'ye bakalım. Has just come back from Cairo. Daha yeni Kahire'den döndü. Bu da anlamsız. Never wants to go to Cairo. Kahire'ye gitmek istemiyor da anlamsız. Dolayısıyla burada cevabımız B seçeneği. Hiç ziyaret etmedi ve ziyaret etmek istiyor diyebiliriz. Şimdi Tonguç'um dersimizin başında uyarımızı yapmıştık. LGS'de hem sözelde hem sayısalda bizim bol bol deneme çözüp denemelerden sonra yaptığımız hataları üstüne gidip pekiştirmemiz gerekiyor. Çünkü LGS bir deneme ve denemelerde hızlanmanız için sizlere mükemmel bir hızlanma kampı hazırladık. Hızlanma kampında sizlere hediye olarak artık netler artıyor denemelerini veriyoruz. Ve burada hızlanma denemeleri, paragrafta hızlanmaya odaklanmayı sağlayan paragrafons ve matematik denemeleriyle hem matematikte hem Türkçe'de hem de diğer derslerde mükemmel bir şekilde hızlanmanızı sağlayacağız. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım ve önce meydan okuma testini çözelim, challenge'ımızı, sonrasında ödevlerimizi tamamlayalım, hızlanma kampında görüşelim. Hadi bakalım, ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.